Sektörel Bakış'tan herkese merhabalar. Ben Hande Özdemir. Bugün programımızda endüstriyel yemek ve catering sektörünü konuşacağız. Stüdyo konuğum İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran bizlerle birlikte. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi sektörü konuşacağız ancak ben birazcık piyasadaki haberlere bakmak istiyorum. Gündemdeki başlıklar neler? Avrupa Birliği liderleri Brexit anlaşmasını onayladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk sonsuza kadar dost kalacağız ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ise bu anlaşma İngiltere ve Avrupa Birliği için en iyi anlaşma. Bu anlaşma mümkün olan tek anlaşma ifadelerini kullandı ve Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz diyen Theresa May basın toplantısında açıklama yaptı. Hayır, ancak Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'nin bazı kişileri böyle hissetmesini anlayabiliyorum. Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz, Avrupa'dan değil şeklinde bir açıklama yaptı. Bundan sonra ne olacak sorusuysa İngiltere parlamentosundaki oylamanın Aralık ayında yapılması bekleniyor. Bir başka haberimiz de Borsa İstanbul'dan geliyor. Borsa İstanbul vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında sterlin dolar paritesindeki başta olmak üzere yeni 13 sözleşmenin 14 Aralık'ta işleme açılması planlanıyor. Evet, MÜSİAD Expo kapanış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Erdoğan bu dönemde ülkemiz küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama 5.8 oranında büyüttük ifadelerini kullandı. Kapanış töreninde turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz şeklinde de açıklama yaptı. Haberlerimiz bu şekildeydi. Şimdi ben konuğuma hemen dönmek istiyorum. Sedat Bey tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, endüstriyel yemek ve catering sektörünü konuşacağız sizlerle birlikte. Şimdi 2018 yılını kapatmak üzereyiz. Sektör açısından 2018 yılı nasıl geçti? Birazcık değerlendirmelerini almak isterim sizden. Efendim, sektör olarak endüstriyel catering sanayi olarak sektörün ilk 6 ayında iyi bir gelişme gösterdik. Biliyorsunuz bizler anlaşmalı bir şekilde, kontratlarla anlaşmalı bir şekilde yemek hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla fiyatlarımız sene başında anlaştığımız rakamlarla ya işte 6 aylık gidiyor veya 1 senelik gidiyor. Şimdi 2018'in ilk 6 ayında etle ilgili bazı problemler olmasına rağmen fiyat artışlarında genel olarak iyi geldik. Fakat Temmuz ayına geldiğimizde dövizdeki artışların artı sahadaki ürünlerdeki bir takım kuraklıklardan ve don olaylarından doğru oluşan negatif etkilerden doğru fiyatlar yükselmeye başladı. Nedir bize en çok etkileyen? Bizim tarımsal ürünlerimiz ve bunların fiyatları 2 ay içerisinde, Temmuz ve Ağustos içerisinde kontrol edilemez bir şekilde yükselmeye başlamasıyla bizlere %35 gibi bir maliyette artış getirdi. İlk Temmuz ve Ağustos ayında. Şimdi biz de bununla tabii ilgili anlaşmalarımız var, yemeği verme durumundayız. Firmalarla, yemek hizmeti verdiğimiz firmalarla görüşmelere başladık. Ben programın başında İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği'nde başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda YESİDEF'in Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu'nda başkanlığını yürütüyorum.
Dolayısıyla bütün Türkiye çapında biz nabzı tutabiliyoruz. Bu hem ürün olarak hem tarımsal gıdalar olarak hem bunların fiyatları olarak hakimiz duruma. Şimdi bu tabii paniğe de kapılmamak lazım. Yani böyle bir cidden anormal bir takım durumlarla karşı karşıya kaldık ülke olarak da. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı'nın bizi en çok ilgilendiren yani ürün Tarım Bakanlığı'nda gerekli ürün bazında çalışmaları yaptığını biliyoruz. Takip de ediyoruz. Yani bunlar bir kontrol altına alınacak. Kısa bir sürede de alınacağını tahmin ediyorum. Ama burada tabii Türkiye'nin belli ürünlerdeki üretim ve rekolte şeyleriyle çok hakim olunması lazım. Bunu çok iyi çalışmalar gerekiyor. Yani Türkiye'nin ne kadar ihtiyacı var, ne kadar tüketiliyor, hangi şey pazarlar tüketiyor. Ben size yemek sektörüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bizim şöyle anlatayım size. Bizim bir kere günde 6 milyon kişiye yemek veriyoruz. 6 milyon kişiye veriyoruz ama aşağı yukarı 9 milyon yemek veriyoruz. Buna sabah kahvaltısı ve akşam şeyinde kattığınız zaman. Bu sayılar yalnız federasyonumuza bağlı 5000 tane firmanın verdiği yemektir. Şimdi burada biz Türkiye'nin mesela et tüketiminin aşağı yukarı %18'ini biz harcıyoruz. Diğer bütün şeylerde de böyle. Eğer bakarsanız işte mesela sebzede, meyvada da 810 bin ton sebze harcıyoruz. Yani catering sektörü catering harcıyor. Sektörü. Evet bunun içine restoranlar yok. Restoranlar harcıyor. Bu endüstriyel catering sanayi olarak yapın. Yemek sanayi olarak yapın. Faaliyet gösteren firma sayısı da 5000. Bunlardan aldığınız rapora göre değil mi? Burada istihdam 400 bin kişi. Bunlar 400 bin kişi 2018'in başındaki rakamlarımız. 400 bin kişi istihdam var. Dolaylı istihdam 1.5 milyon kişi. burada yani biz istihdama da sektör olarak çok büyük bir katkı sağlıyoruz. Burada tabii eğitimin şeyine girmek istiyorum biraz. Bizim de yetişmiş, eğitilmiş elemanla ilgili sıkıntılarımız var. Bugün baktığınız zaman meslek liseleri, gastronomiye dönük bir takım sınıflar açarak, şimdi öğrenci yetiştirmeye başladılar. Diğer üniversitelerde gastronomiyle ilgili ve gastronomi işletmesiyle ilgili çok güzel eğitimler var. Eğitimler başladı. Ama bakarsanız eğer bütün bu eğitimlerin bizim kanımızca üniversite sanayi işbirliği içerisinde yapılması gerekiyor. Biz dışarıdan işte üniversiteyi bitirmiş, tamam 4 sene çocuk okumuş, gelmiş. Fakat geldiği zaman hiçbir tecrübesi yok. Hiçbir ciddi bir staj görmemiş. Yani bu stajların filan cidden son derece konunun üstünde yapılması lazım. Bitirme şeyinde sanayicinin de öğrencilere
destek vermesi lazım. Biz bu konuyla da ilgili İstanbul Sanayi Odası'nda ciddi bir uğraş içerisindeyiz. Yani üniversite sanayi işbirliğini bir araya getirelim diye. Bakın bu yalnız bizim gastronomi şeyice, bizim mesela bütün şirketlerimizin çalıştırdığı ve bizim olmazsa olmazımız gıda mühendislerimiz var. Bunların da belli bir şekilde iyi staj yaparak gelmeleri lazım. Yoksa biz ne oluyor? Bu üniversite mezunu arkadaşlarımızı aldığımız zaman bu sefer 2 sene onları tekrardan bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bu da hem sektörü zorluyor. Yani bu ben şuna çok inanıyorum. Bu bütün sanayi odalarının katkılarıyla milli eğitimin YÖK'ün şeyleriyle bir üniversite sanayi işbirliği sağlanacak ve bundan da çok güzel sonuçlar alacak Türkiye. Evet, tüm bunların çerçevesinde 2019 yılı beklentilerinizi alacağım, ancak ben birazcık turizm sektörüne göz atmak istiyorum. Orada da haberlerimiz var. Turizm sektöründen devam ediyoruz efendim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredi kartlarına yönelik yeni bir yönetmelik taslağı hazırlayarak taksit sayısında sınırlamalar yeniden belirlendi. Buna göre kredi kartlarıyla yapılacak hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içi harcamalarında 6 aya kadar olan taksit sınırı 9 aya çıkarılacak. Konuyla ilgili telefon bağlantımız olacak. Evet, ben hemen yine bir başka haberimizle devam etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ilk kez geçen hafta duyurduğu Turizm Geliştirme Fonu'nun kanun taslağına yönelik Ekotürk Haber Merkezi ulaştı. İşte turizmin geleceğini şekillendirecek proje detayları, ben size onları aktarmak istiyorum. Türkiye'nin en önemlisi sektörlerinden biri ve bacasız sanayi olarak tanımlanan turizm yol haritası belli oldu. Türkiye Turizm Geliştirme Fonu sektörün önümüzdeki yıllarını şekillendirecek. Projeyi ilk kez geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurmuştu. Türkiye'nin yeni ekonomik kanalı Ekotürk Haber Merkezi, Bakan Ersoy'un duyurduğu fonun kanun taslağına ulaştı. 7 sayfadan oluşan taslak metne göre fon, tanıtma ofisi ve yatırım ofisi olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 itibariyle geçen senenin 4 katı kadar reklam ve tanıtım planladı. Tanıtım ve yatırımlarda fark yaratma hedeflenirken rakip ülkelerle ayrışma öne çıkıyor. Taslakta yönetim kurulunun büyük bölümünün meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşması dikkat çekiyor. Ekotürk'ün ulaştığı kanun taslağı göre Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nun yönetim kurulu biri başta olmak üzere 11 üyeden oluşuyor. İlk 3'te bakan, bakan yardımcısı ve tanıtma genel müdürü yer alırken yönetim kurulun diğer üyeleri sektör oyuncularından ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı'nın başkanlık ettiği kurulda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı, TÖSİT Yönetim Kurulu Başkanı ve Resort Hotel temsilcisi yönetim kurulunda yer alacak. Turizm Geliştirme Fonu'nun merkezi ise İstanbul'da yer alacak. Turizm sektörünün geleceğini belirleyecek fona ilişkin yasal düzenlemenin yılbaşına kadar meclise sunulması bekleniyor. Evet, bu proje, bu taslak neler getirir? Tüm bunların hepsini konuşacağız. Bir telefon bağlantımız olacak. Ben sizinle devam etmek istiyorum. İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran'la birlikte endüstriyel yemek ve catering sektörünü konuşmaya devam ediyoruz efendim. Evet, şimdi 2018 yılı değerlendirmelerinizi aldık Sedat Bey. Tüm bunların çerçevesinde, evet, sorunlar var, eğitim başta olmak üzere bunun altını çizdiniz. 2019 yılında neler değişecek, beklentileriniz neler? 2019 yılında ne olacak dersek, bizim son
5 senedir çok üstünde yoğunlukla çalıştığımız, Türkiye için de çok hayırlı olacak. Bu okullardaki çocuklarımız, yani milli eğitime bağlı okullardaki çocuklarımızın beslenmesiyle ilgili biz ciddi projeler götürdük. Hükümete anlattık, yetkililere. Şimdi Türkiye'de maalesef okullarda çocuklarımız tam dört dörtlük bir beslenme formu yok. Hı hı. Aslında bunu yapabilmek çok da kolay ve biz bunu yetkililerin önüne koyduk. Daha sonra da geçen ay içerisinde Kasım ayı başında Sayın Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili milli eğitim okullarında öğrencilere sıcak yemek hizmeti verilecek çerçevesinde bir şey yaptı, açıklama yaptı. Onların da programlarında var. Bu şimdi çok aslına bakarsanız teknik bir yapı, teknik bir şey. Çünkü dağınık bir tüm Türkiye'yi kapsıyor. Bu işin bir, sağlıklı, iki, en şey hesaplı bir şekilde bu şey çocuklara yedirilmesi lazım. Çünkü çocuğun gelişmesi için içinde bakliyatta olan, proteini, eti de olan, işte tarhana çorbası da olan, güzel dizayn edilmiş menülerin bizim biricik çocuklarımıza sunulması lazım. Tabii ki sağlık konusu çok önemli değil mi? Geçmiş yıllara nazaran artık son zamanlarda çok daha fazla dikkat ediyoruz. Tabii. Kalori hesaplamaları çok daha fazla dikkate alınarak bu işlemler, yani menüler hazırlanıyor, öyle değil mi Sedat Bey? Şimdi efendim bakarsanız dünyada da bir obezite problemi var. Evet. Türkiye'de de var bu. Türkiye'dekinde de rakamlarla şey yaptığınız zaman Sağlık Bakanlığı rakamlarında maalesef bu işte abur cubur beslenmeyle iş başka şeylere gidiyor. Bunu kontrol edebilmek çok kolay. Biz endüstriyel yemek sanayicileri olarak biz elimizi taşın altına koyduk ve bu işin organizasyonunu dört dörtlük yapabilecek hem teknik altyapılara sahibiz, hem bilgiye sahibiz. Ve biz bunu yapmak istiyoruz. Yani biz bunu Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Bugün eğer bakarsanız bu İngiltere'sinde, Rusya'da, Amerika'daki okullar, Avrupa'nın birçok kentinde, dönün ta Kazakistan'da bile okullarda bu öğrencilere sıcak yemek işi çözülebilmiş durumda. Bununla ilgili bir takım teknikler var. Bunu rahat verebilmek için. Bunlara da biz sahibiz. Bunların bilgisine de sahibiz. Ben şunu tahmin ediyorum. Kısa bir süre içerisinde bu şey organizasyon Türkiye'de çok büyük ses getirecek. Eğer bakarsanız 18 milyona yakın öğrenci var. Öğrenci var değil mi? Öğrenci var. Bunların da bu da şimdi baktığınız zaman ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi, bunları da farklı bir beslenme şeyine göre yemeklerin hazırlanması, yani lazım. Yaş gruplarına göre yeme düzenlemesi farklılık gösteriyor. Tabii, öyle değil farklılık mi? Farklılık gösteriyor. Bu şeyde baktığınız zaman Sağlık Bakanlığı ile olan bizim yapmış olduğumuz daha önceki bütün görüşmelerde, şeylerde bütün bu veriler, her şey var. Yeter ki bunlar
Yani birileri işte biz şeye çıktık ortaya, yani birileri çıkıp YESİDEF gibi, İSAT gibi bir kurumlar ortaya çık, biz bu işi yaparız deyip elini taşın altına koyup yürüsün. Bütün şey bu. Çünkü bakın Türkiye'de bize hep soruluyor ya bu işin işte parası nerede? O fonlar var, o şeyler böyle Türkiye için çok büyük şeyler değil. Türkiye'nin hani bütçelerini zorlayacak şeyler değil. Bizim çocuklarımızın beslenmesi çok önemli. Çocuklarımızı sağlıklı besleyebilirsek bizim ilerimiz daha açık olur, daha refaha koşabiliriz. Önce tabii ki sağlık, sonrasında da okullardaki yine genel olarak da tabii konuştuğumuz zaman belli bir fiyat standardı getirilmesi gerekiyor mu? Geçmiş yıllara göre bu düzenlemede ne gibi değişiklikler oldu Sedat Bey? Şöyle, şimdi iş zaten oralara şu anda oraların o söylediğiniz konularla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Yani burada şuna bakılacak. Bu çocuk 4 kap bir yemek yerse biz bunu nasıl sunulacak? Hangi bedellerde sunulacak? Bunun çalışmaları içerisindeyiz. Bugün şimdi bize okul mezunu bir şey kenara koyayım. Bize en çok sorulan işte devamlı da hem federasyonumuza hem İSAT'a, derneğimize işte telefonlar geliyor. Tabii bu gıda fiyatları arttı. Yeni bir takım işte fiyatlar oluştu. Yemek fiyatı ne olur? Ya bugün onu açıklığa söyleyeyim. 4 kap yemekten oluşan bir menü. Böyle kişi şeyinde de 100 kişilik falan bir yere eğer hizmet veriliyorsa bu 12 TL 80'in altında filan bir şeye artı KDV diyorum ama bunun verilebilmesi imkansız. Bunun altında fiyatlarla şey olduğu zaman yemek alan firmalarda kişiler de dönüp bir bakmaları lazım. Ben size verilerle konuşuyorum. Ham madde fiyatlarını bilen bir insan olarak konuşuyorum. Oradan bu şey bileşimlerden nasıl bir fiyat şeyine gelindiğini anlatıyorum. Bunun altında bir fiyatla 4 kap bir sağlıklı yemeği alabilmeniz imkansız. TÜİN hemen kuru fasulye ve pilavdan oluşan hazır yemek fiyatları konusunda da bir şey eklemek istiyorum. Yani 10 yıllık fiyatlara baktığımız zaman bununla ilgili tablomuz da var. %180 artmış. Son 5 yılda ise %88 bir artış göstermiş. Bu tabii kuru fasulye ve pilavdan oluşan hazır yemek fiyatı. Göstermiştir. Doğru o rakamlar. Ben şöyle bakıyorum, bizim Haziran ayından sonra yani Temmuz ayında ülkenin başına gelen bu ekonomik hani saldırı mı diyeyim, bununla ilgili biz gıdacılar olarak da yemekçiler olarak da bunu biz bir şekilde rayına koyacağız. Yani böyle hani bu şeye pabuç bırakılmayacak, bu ürünler Türkiye'de yetiştirilecek, çok da kısa zamanlarda işleri biz tekrardan normal bir regülasına sokacağımıza inanıyorum. Faaliyet gösteren firma sayısı 5000 demiştiniz. Hazır yemek sektörüne gün geçtikçe de bir talep artıyor. Buna bağlı olarak da faaliyet gösteren firma sayısında bir artış gözleniyor mu? Var. Şöyle, hem faaliyet gösteren firma sayısı da artıyor. Aynı zamanda firmalar da kendi
verdikleri yemek sayısı olarak da diyeyim, o bir yüzde senelik 15'e yakın bir büyümeyle devam ediyorlar. Yani her geçen gün bizlerden yemek hizmeti alan firma sayısı artıyor. Evet, mesela TÜİN verilerine baktığımız zaman kuru fasulye ve pilavdan oluşan hazır yemek fiyatında son 5 yılda %88 bir artışlık göstermiş dedik. Bunların tüm çerçevesinde firmalar ne yapmalı? Firmalar dediğiniz zaman yemek sanayicisi. Evet, evet. Ya, yemek sanayicisi ne yapmalı? Biz de şimdi bütün bu fiyat artışlarında, bütün bu anormal fiyat artışları oluşurken bizler de sektörümüz bir araya geldik, yatırdık. Ne yapabiliriz? Çünkü bizde şöyle bir şey var. Yani burada şey devam ederken biz yemeği veriyoruz. Yani fiyat bunun iki misli de olsa, üç misline de maliyeti çıksa bizim ben bugün yemeği durdurdum, size yemek veremiyorum gibi bir lüksümüz yok. Sektörümüzün böyle bir lüksü yok. Aynı zamanda biz endüstriyel yemek işi sanayicileri biz sanki firmalarla beraberiz gibi, yani böyle bizim çok yakın ortağımız gibi beraber çalışıyoruz. Şöyle düşünün, bir ihracat seferberliği var değil mi Türkiye'de? İşte firmalar ihracata mal yapıyor, yetiştiriyor. Biz de aynı şekilde yemek, o sağlıklı bir yemeği saatinde, zamanında ve uygun bir şekilde o firmalara yedirerek biz de Türkiye'de ihracata çok büyük katkımız oluyor. ve şöyle düşünün, bu üstünde güneş batmayan bir iştir. Yani bunun akşam yemeği var, gece yemeği var, sabahı var, öğleni var, ikindisi var. Non-stop dönen bir şeydir. Burada şimdi biz tamam bir çok büyük fiyat şeyi baskısı altında kaldık. Kısa bir ara verelim. Buyurun. Ardından devam edelim. Sedat Bey ihracata katkısını konuşacağız. Sektörel bakışa kısa bir ara veriyoruz. Ardından biz yine burada olacağız. Sektörel bakışta endüstriyel yemek ve catering sektörünü İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran'la birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Zincirkıran, şimdi son zamanlarda Türkiye'de yerli üretim, milli üretim baskısı var. Konuşulanlar hep bu yönde ve ihracat diyordunuz. Bizim de ihracat konusunda büyük büyük katkımız var demiştiniz reklam öncesinde. Evet, şöyle biz de ihracata üretim yapan firmaların bütün personelinin yemeğini hazırlıyoruz. Ve bu öyle bir koşu ki, demin de bahsettim, 24 saat içinde üstünde güneş batmayan bir iş. Yani bunun akşam yemeği, gece yarısı yemeği, öğlen yemeği, sabah kahvaltısı, biz de bu şey hizmetleri sağlıklı bir şekilde vererek bu şey işlerin, bu şey ihracatların yapılmasını sağlıyoruz. Hatta İhracatçılar Birliği daha geçenlerde bununla ilgili bir değerlendirmeler yapıyor. Bizim yemek sanayisi olarak biz bunda çok büyük katkımız olduğu kanısındayım. Bizim tabii şeyde baktığınız zaman yemek müşterilerimiz olarak bir özel sektör var, bir de kamu var.
Kamunun içine neler giriyor? İşte devlet kurumları giriyor, hastaneler giriyor, ondan sonra askeriye giriyor. Bizim üyelerimiz, bu 5000 firma, bunlar hem özel sektöre hem kamuya hizmet veriyor. Şimdi bu Temmuz ayında başımıza gelen anormal fiyat artışları ile ilgili kamudaki arkadaşlarımız çok büyük güçlük içine girdiler. Çünkü bunların kontratları imzalanmış. Bazıları senelik fiyat, bazıları iki senelik fiyatlarla bu şeyleri, hizmetleri veriyorlar. Bu şey arkadaşlar çok büyük yük altında kaldılar. Bununla da ilgili hükümetimizle yapmış olduğumuz bir takım görüşmelerde bunun da bir değerlendirmeye alınacağı. Çünkü yani cidden o şekilde yemek sanayicisinin hizmetine devam edebilme imkanı yok. Yani siz alıyorsunuz, işte her şeyin fiyatı birden patlamış. Hani bunu sineye çekeyim de şey yapayım, devam edeyim diyebilecek bir durum yok. Kamuyla ilgili bu öğrenci yemekleri de tabii yine bu tarafa doğru şey olacak. Bu da aslında baktığınız zaman işte 18 milyon öğrenciye yemek verilmesi, bizim şu anda baktığınızda 6 milyar dolar olan ciromuzu biz 20'lere doğru taşıyacağı kanısındayız. Peki sektörün yıllık toplam cirosu ne kadar? Şu anda sektörün yıllık cirosu 6 milyar doların çok az üstünde. 6 milyar dolar. Tüm sektörün, öyle mi? Evet, evet. Bizim biz endüstriyel, orada şey yapmayalım, endüstriyel yemek sanayicilerini temsilen söylüyorum. Bizim ciromuz 6 milyar dolarda. 6 milyar dolar. Peki. 6 milyar dolar ve demin de söyledim, 400 bin çalışan var. Burada Türkiye'de şimdi işsizlik rakamlarına baktığınız zaman da işte son ayda da orada bir tırmanma görüyoruz. Fakat inanın biz belli kademelere eleman bulmakta bütün sektör çok zorlanıyoruz. Yani bir işsizlik var. İşsizlik var. Tamam. Baktığınız zaman istatistiklerde şeyde işsizlik var. Biz geliyoruz işte vatandaşa diyoruz ki gel iş, işim var, öğlen yemeğim var. Onunla üstünü de veriyoruz, üstünü başını da veriyoruz. Yani hadi. Kişilere baktığınız zaman iş bulmakta zorlanıyor, kurumlara baktığınız zaman da işçi bulmakta zorlanıyor. Böyle bir cidden benim şimdiye kadar bu kadar sene içerisinde çözemediğim bir şey yok. Yani maalesef bu ara şey eleman bulmak son derece zor. Evet, peki sektöre baktığımız zaman devlet kurumları yüzde kaçını oluşturuyor Sedat Bey? Devlet, özel tarafı yüzde tabii, kaç? Devlet şey kurumları aşağı yukarı yüzde 20-22'sini şu anda şey yapıyor, oluşturuyor. Burada bakarsanız eğer askeriye son 10 sene içerisinde özelleşmeye başladı. Asker kendi yemeğini kendisi yapıyordu. Şimdi de yine bir takım yemeğini kendisi yapıyor. Yani bu bir süreç. Bunun işte sağlıklı geçişinin sağlanması bizler için de, Türkiye için de önemli.
Evet, peki şimdi markalaşma tüm sektörlerde konuştuğumuz bir şey. Markalaşma konusunda catering sektöründe ne gibi çalışmalar yapılmalı? Sektörün daha önünün açılması ve daha iyi şeyler yapılmak adına. Şimdi ben size Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu ve İSAT'ın başkanı olarak, ikisinin de başkanı olarak söylüyorum. Ve dünyadaki endüstriyel yemek alanındaki standartları da çok yakinen hem takip eden hem bilen bir kişi olarak söylüyorum. Şu anda Türkiye'de gelinen endüstriyel yemek sanayinin standartı Avrupa çizgisindedir. Bizim insanımız, bizler öğrenmeye çok açığız ve bizim önümüze bu şey fırsatlar verildiği zaman biz dünyadaki yapılabileceğin en iyisini yaparız. Türkiye'deki nedir bugün endüstriyel yemek işinde baktığınız zaman da aslında şunu da tabii belirtmem lazım. Dünyada endüstriyel yemek her yerde böyle işte sıcak dört kap yemekle de ilgili değil. Yani bizdeki menüler falan da farklı. daha soğuk şeylerle geçiştirilen yurt dışında öğlen menüleri var. Ama bizde kabul gören sıcak yemek. Sıcak yemektir ve en sağlıklısı da budur. Şimdi biz bu biz endüstriyel yemek sanayisi olarak şuna bakarız. Birincisi sağlıklı bir şekilde yemeği bizim üretebilmemiz lazım. Yemek bizde üretildikten biz müşterimize yedirdikten sonra da biz ondan sorumluyuz. O süre ne kadar peki? Yani süre, o tazeliğini korumak açısından. Şimdi bakın burada yerinde pişirmeler ve taşıma işleri olmak üzere şartlara göre değişiklik arz eden bir takım sistemler var. Ben size süreden de önemli daha başka bir şey anlatacağım. Bugün maalesef kamuda yemek işlerini verirken şu hep hesaplanıyor. Nedir bunun? Bunun yemek maliyeti, ham madde maliyeti şudur. Bunun işçilik maliyeti budur. Bir takım bir hesaplama yöntemi var. Onları üst üste koyar ve işte bunun da maliyeti budur. Değildir o. Niye değildir? Çünkü siz kalkıyorsunuz kamuda 1000 kişiye, 2000 kişiye, 3000 kişiye, 5000 kişiye yemek veriyorsunuz. Bugün hastanelere gelin. Ciddi şey var, rakamlar var. Sosyal sigortalar hastane, hı hı, devlet hastaneleri, hı hı, askeriye. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman, böyle bir yere hizmet verileceği zaman bunun şeyi maliyeti, yalnız işte topladım ham madde maliyetini, topladım bunun işçilik maliyetini, bu budur, az da bir kar verdim yemekçiyle. Olacak iş değil bu. Sizin bu şey yemeği sağlıklı verebilmeniz için sizin bir takım sistemleri uygulamanız lazım. Hı hı. Bu sistemler Türkiye'de Tarım Bakanlığımız yemek sanayini HASİP uygulamalarıyla takip ediyor. Yani burada Hazard Analysis Critical Control Point denen bir şey var. Bu yalnız yemekte değil, endüstrilerin bir takım başka işte araba şey imalatında da vardır. Hatta 1969'da Apollo gönderildiği zaman bu şey sistemle kontrol edilerek gönderildi. Siz bunu eğer yapmazsanız, bu da bir ne olduğunu da size açayım. Bütün üretiminizi bir zaman şeyine bağlarsınız ve hangi işlemin nerede yapıldığı, kimin tarafından yapıldığı, hı hı, ve ne ortamda yapıldığı
derecelerle, sürelerle, şeylerle belirterek siz bir cetvel çıkartırsınız ve burada size tehlike yaratacak olan, yani yemeğin daha sonraki süreçlerinde bir takım bozulmalara, bir takım insanları rahatsız edici şeylere gidecek olan kademelere hakim olursunuz. Tamam, bunu yalnız yapabilmeniz için demin de size söyledim, bizim firmalarımızda çok sayıda gıda mühendislerimiz var. Gıda mühendisleri çalıştırıyoruz, gıda teknikerleri çalıştırıyoruz. Ama bu şey sistemler böyle ucuz şeyler değil. Yani bu sistemi kurabilmeniz yemeği soydum, yaptım, pişirdim işi değil. Bunları kurup bunları da üretimin içine entegre sizin etmeniz lazım. Bunları da entegre ettiğiniz zaman bunun denetlenmesi şeyi, bu bir kişiyle iki kişiyle olacak işler değil. Bu bir sistem. Bu sistemin ön planda olan kişileri var, arka planda olan kişileri var, laboratuvarlar var. Yani bunu ancak böyle yapabilirsiniz. Ve bu şekilde Türkiye'de kamuda işler ihalelerle ihalelere çıkıp bunlar değerlendirmeye alınmadığı zaman da bir takım işler başa geliyor. Evet, yani hatta zehirlenme hikayeleri de çok sıklıkla mağduriyetlerinde duyuyoruz. Bunlar için tabii bir bu düzenlemenin getirilmesi ve aynı zamanda bir yatırım da gerektiriyor mutlaka, öyle değil mi? Yatırım da gerektiriyor ama şeyde baktığınız zaman askeriyeyle ilgili diyeyim, askeriye son derece dört dörtlük yapılmış mutfaklara sahip. Yani çoğu da bunların son şey teknolojilerle yapılmış yerler ve yenileniyor da süreç içinde. Ama tekrar aynı şeye geleceğim. Siz eğer burada bir kalite kontrol sistemi uygulayamazsanız bana ne bileyim altın musluklarla yapılmış mutfak verseniz bir sonuç alamazsınız. Yani burada sizin bu şey sistemleri uygulamaya koyabilmeniz lazım. Ama siz bu sistemleri uygulamaya koyduğunuz zaman da demin sizle diyordum ki 12.85 gibi 4 kap yemeğin fiyatıdır diyordum. En düşük şeydi. Burada bunun içinde de sizin bu kalite ve güvenceye bir pay ayırabilmeniz lazım. O da ne olur? O da nereden baksanız 1 liranın üstünde, 1,5 liranın üstünde bir maliyettir. Ve Türkiye bu şey maliyeti kamuda yemek alım şeylerinde değerlendirip hesabına katmadığı sürece bu tip demin bahsettiğiniz gibi olumsuz hadiseler başa gelir. Bu sistemleri kurduğunuz takdirde Tarım Bakanlığı bu şeye sistemlere uygulamaları son derece güzel uyguluyor, biliyor ve yetişmiş personel de var. Yani hakimler durumu, anlatabiliyor muyum? Bizler de hakimiz. Burada bir şekilde bütçenin bu işlere el vermesi lazım. Yoksa ben aldım işte soğanı soydum, eti doğradım, yaptım, sebzeyi kattım filanla bu iş gitmez. Bu iş sistem işi, bunun da bedelinin ödenmesi lazım. Peki bu sistemin içinde teknolojinin yeri ne kadar büyük? Teknolojinin yeri var. Teknolojinin yeri var. Türkiye'de her şeyde sektörde olduğu gibi teknoloji bize çok hızlı biliyorsunuz geliyor. Şunu söyleyeyim. Son 10 sene içerisinde Türkiye'de yemek sanayicileri nin üretim tesisleri
çok yüksek bir standarta kavuştu. Burada yemek teknolojisi diye şey yaptığınız zaman birkaç tane konu var. Burada ya yemeği sıcak olarak pişirirsiniz, ondan sonra çok seri bir şekilde soğutursunuz, işlemden bahsediyorum size. Yani teknoloji dediniz, soğutursunuz, ondan sonra yemek artı 2 derecelerde korunarak yemeğin verileceği yere gider. Ve orada da tekrar bunu ısıtabilecek sistemler kurulur ve dört dörtlük bir şekilde müşteriye sunarsınız. Bunda da ne bir bozulma olur, ne bir rahatsızlık olur. Bu şimdi bir teknik, teknoloji. Ama bunun tabii uygulanması için yemeğin verildiği noktalarda da bu şey altyapının yapılması lazım. Bu şey altyapıya paranın harcanması lazım. Peki teknolojik gelişmeler önemi oldukça büyük dediniz Sayın Zincirkıran. Devam edeceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak demiştik turizm sektörüyle alakalı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kredi kartlarında yeni yönetmelik taslağı hazırlayarak taksit sayısında kuralları yeniden belirledi. Buna göre kredi kartıyla yapılacak hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içi harcamalarında 6 aya kadar olan taksit sınırı 9 aya çıkarılacak. Evet, konuyla ilgili telefon bağlantımız var. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran bizlerle birlikte. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, merhabalar Hande Hanım, hoş bulduk. Merhabalar, evet. Havayolu, seyahat acenteleri, konaklama, bu üç kalemde yeni bir düzenleme getirildi. Hem sektör adına hem de vatandaş adına bu düzenlemenin faydasını soracaktım size. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani zaten esasında biliyorsunuz, bu daha önce 9 taksit yapıyorduk biz turizmde. 9 taksitin bizim için en büyük avantajı özellikle erken rezervasyon. Yani son 10 yılda Türkiye'de hakikaten erken rezervasyon oturdu. Erken rezervasyon o kadar önemli ki yani hem vatandaşımız için çok uygun fiyatlarla tatil imkanını sağlamış oluyor onlar. Hem de otelci, tur operatörü, seyahat acentesi çok önceden doluluk oranlarını, gidişatını yani önünü görebiliyor. Onun için erken rezervasyon işte o eskiden bizim Almanya'dan, İngiltere'den işte çok daha ucuzlar ülkemize gelip tatil yapıyorlar dediğimiz olayı kıracak bir olgu. O bakımdan dolayı da 9 taksit bizim için çok önemliydi. Düşmesi özellikle erken rezervasyonları etkiliyordu. Şimdi tekrar daha bence öne çıkacak erken rezervasyon. Çünkü biz şimdiden Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta önümüzdeki Haziran'ı, Temmuz'u, Ağustos'u satıyoruz. Onun için de dediğim gibi bu taksitin biraz daha fazla olması bence satışların artışını, tatil talebinin artışını tetikleyecektir. Peki 2019 yılında yerli piyasada bir fiyat artışı beklenmesiyle birlikte bu aslında taksit artışının da avantajı olacak mı sizce? Böyle bir beklenti var mı? Bu arada onu da sormuş olayım. Var maalesef. Yani önümüzdeki yıl otellerimiz geçen seneki fiyatların biraz üzerinde. Yani hatta bu rakamlar %20'ler, %30'lar civarında diyebilirim. Bu artış maalesef var. Ve dediğim gibi hiç olmazsa bu taksitin artması da o rakamları biraz daha fazla böldüğü için dediğim gibi vatandaşımıza daha az etki sağlayacak, o bakımdan da fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Evet, özellikle erken rezervasyon konusunda büyük bir fayda sağlayacak dediniz. Bu anlamda sektör nasıl yararlanacak? Yani şimdi erken rezervasyonlar başladı ve şu anda fena gitmiyor. Özellikle Aralık ayında çok ciddi bir artış gösterir erken rezervasyon. Çünkü şöyle düşünün, hakikaten bir aile yaklaşık olarak bir haftalık tatilinde belki 1-2 bin liranın daha üzerinde ciddi indirimlere sahip olabiliyor.
Çünkü %50'lere varan erken kayıt indirimleri var. Ve bu indirimler özellikle de belli başlı otellerde çok ciddi bir şekilde sonuçta uygulanıyor. Yıllardan beri. Yani siz geceliği 400 lira olan bir odayı 200-250 liraya alabiliyorsunuz. Onun için de dediğim gibi yani erken rezervasyonu söylediğim gibi 9 taksit biraz daha öne çıkaracaktır. Daha rahat olacaktır diye düşünüyorum kesinlikle. Peki Sayın Onaran, Turizm Geliştirme Fonu'nun kanun taslağına EkoTürk Haber Merkezi ulaştı. Tabii turizm geleceğini şekillendirecek önemli bir proje. Siz bunun için neler söyleyebilirsiniz? Bu taslak neler getirir sizce? Esasında uzun zamandan beri üzerine çalışılan bir taslaktı. Biz turizmin paydaşlarına birçok konuda danışılmıştı. Türkiye Seyahat Ajansları Birliği bu konuda ciddi bir çalışma sarf etti uzun zamandan beri. Gereksinim olan birçok madde var. Tur operatörleri kanununda eksiklerimiz var. Daha uzun yıllardan beri yapılamamış olan birçok eksiklik galiba sonunda devreye girecek diye düşünüyorum. Esasında çok uzun maddeler var, çok şey var. Yani o konuda bence bir ayrıca bir program yapmanız gerektiğini düşünüyorum diyebilirim. Peki Sayın Onaran, vize muafiyeti 1,5 yıla yayılması söz konusu. Son değerlendirmenizi sektör açısından alabilirsem memnun olurum. Hande Hanım, alamadım sorunuzu. Avrupa Birliği ile vizelerin kaldırılması, Bakan Çavuşoğlu'nun da açıklamaları vardı. Evet, 1,5 yıla yayılması söz konusu. Sektör açısından nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu süreyi? Biz esasında vizelerin olmasını hiç istemiyoruz. Çünkü hakikaten seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir nokta. Bizler kültürleri birbirine yakınlaştıran bir işe sahibiz. Biz insanların birbirlerine kültürel olarak daha yakın olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. İnşallah yakın bir zaman içinde dediğim gibi bu Schengen vizeleri de artık Türkiye vatandaşları için yok olur. Çünkü iki nokta, hem bu vizelerin olması seyahat özgürlüğünü diyoruz kısıtlıyor, hem de diğer taraftan çok ciddi bir maddi tarafı var. Yani biz 299 euroya, 300 euroya bir Avrupa turu satıyoruz. Bunun yanında bir de 100 euro gibi bir bunun maliyeti oluyor bu vizelerin. Yakın zaman içinde, yani inşallah 1-1,5 yıl çok uzak bir zaman değil, eğer kalkarsa ben çok daha rahat bir şekilde yurt dışı seyahatlerinde artacağını ve bu konuda çok ciddi artışlar olabileceğini de tahmin ediyorum. Peki Sayın Onaran, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Sayın Zincir Kıran, son olarak böyle sektör açısından ben değerlendirmelerinizi almak isterim. Birkaç dakikamız var gerçi. Tabii. Ama. Şimdi program sürerken bütün Türkiye'deki yemek sanayicilerinden mesajlar geliyor. Onları da görüyorum. Burada şunu tekrar vurgulamam lazım. Bir kamuya hizmet veren arkadaşlarımız bu sözleşmelerinden doğru fiyat artışları alması zorunluluktur. Yani bunun bir şekilde hallolması lazım. Diğer özel sektördekiler de müşterilerle görüşerek belli bir yerlerde anlaşarak hizmetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim standartlara eğer gelirsek, Türkiye'deki yemek sanayicilerinin standartlarının çok yüksek olduğunu bir daha belirtmek isterim. Ve bu şey çizgide gitgide yükselecek. Çünkü burada hiç yabana atılmayacak bir şey var. Biz Tarım Bakanlığı'yla son 10 sene içerisinde el ele kol kola çok iyi işler yaptık. Peki. Umarız sektör daha da ileriye gidecek. Çok teşekkür ederiz Sayın Zincir Kıran. Evet, endüstriyel yemek sektörü ve catering sektörünü sektörel bakışta konuştuk. İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincir Kıran bizlerle birlikteydi. Programımızın sonuna geldik. Bir başka yayınla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.